Değerli meslektaşlarım, 2017-2018 adli yıl açılış törenini arz ediyorum. Çelenklerin açılış vesilesiyle bir araya geldik. Adli tatilde hepimiz tabii dinlenmiş olduk. Yeni bir adli yıl yoğun bir çalışma süreci bizi bekliyor. Geçen yıl malum 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi nedeniyle gerek bizler gerek yargının diğer çalışanları, avukatlar olarak sizler yoğun mesai yaptık. Bu süreç yoğun bir şekilde bir yıl boyunca devam etti. Yine devam ediyor. Soruşturmalar son sürat sonuçlandırılıyor. Yargılama süreçleri başladı. İnşallah yargılama süreçleri de bir an önce neticelenip milletimizin inşallah beklediği bu hainlerin cezalarını bir an önce görecekleri günler yakındır. Bizler üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Savcı ve hakimlerimiz yoğun mesaide. Binamızın durumu zaten ortada. Birkaç binada hizmet vermeye çalışıyoruz. Yeni binamız inşallah bir aksilik olmazsa 2018 yılının 5. ayında teslim edilecek. Yeni adli yılımızı inşallah sene orada yeni binamızda güzel bir ortamda inşallah açarız. İyi bir çalışma ortamında tabii verim de artacaktır. Ben tekrar bu vesileyle yeni adli yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta yargı şehitlerimiz olmak üzere emniyet ve askerimize ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Süleymanpaşa Belediye Başkanım, kıymetli hakimlerimiz, savcılarımız, kıymetli meslektaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri, bugün açılış törenimizde bizimle birlikte olan değerli Tekirdağlı hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, 2017-2018 adli yılını yine ancak bu defa artık toplumsal huzur, güven ve düzenimizi tehdit eden büyük sorunlarla açıyoruz. Uzun yıllardır ülke gündemini hukuk, adalet tartışmaları oluşturuyor. Tabiri caiz ise hukuk ile yatıyor, adalet ile kalkıyoruz. Ancak geldiğimiz nokta ortada. Bu sorunlar o kadar fazla sayı ve başlıkta ki burada kısaca özetleyebilmek dahi mümkün değil. Ve tüm bu sorunların çözümü öncelikle samimi olarak çözümü istemek ve evrensel hukukun insanlık tarihi boyunca kazandığı değerleri bilmek ve kabullenebilmekle mümkün. Evet, hukuk, adalet ve yargı sistemimizin sorunları büyüktür ancak bütün bunlar çözümsüz de değildir. Ve aslında çözüm o kadar zor ve uzak da değildir.
Ancak çözümün olmazsa olmaz koşulları vardır ve bu ön koşullar kabul edilmeden, özümsenmeden, içselleştirilmeden çözüm neredeyse imkansızdır. Çözümün ön koşulu evrensel hukuk değerleri ve kazanımlarını kayıtsız şartsız, lakinsiz, fakatsız, amasız kabulüdür. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki amadan önce söylenen sözlerin aslında pek kıymeti yoktur. Hepimizin çok iyi bildiği gibi evrensel hukuk ilke ve esasları hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, tabii mahkeme ve hakim teminatı, kanun önünde eşitlik, laiklik, hak arama hürriyeti, adil yargılanma ve savunma hakkı, hakim tarafsızlığı, hukuk güvenliği gibi hayati ve vazgeçilmez önemdeki ilke ve esaslardır. Geçtiğimiz adli yıl açılışından bu yana bir yıllık kısa bir süre içerisinde yargı ve hukuk alanında yapılan yapısal değişikliklere ve düzenlere baktığımızda son derece vahim bir kırılma döneminden geçtiğimizi anlayabiliriz. Ve tüm bu yapısal ve köklü değişiklikler maalesef yargının kurucu ve vazgeçilmez unsuru olan bağımsız savunmayı temsil eden biz avukatların ve baroların hiçbir şekilde görüşleri alınmadan, katkıları sağlanmadan yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi şüphesiz 16 Nisan'da yapılan referandum ile yapılan anayasa değişikliğidir. Maalesef barolar olarak, avukatlar olarak büyük bir çaba sarf etmemize rağmen 2010 değişikliklerinde olduğu gibi sesimizi duyuramadık veya duyurmamıza rağmen dinletemedik. 2010 anayasa değişikliklerinden sonra geldiğimiz noktada ne acıdır ki 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. 16 Nisan referandumu değişikliklerinin sonuçlarını ise sınırlı birkaç uygulama dışında henüz yaşayıp tecrübe etme aşamasında değiliz. Avukatlık kanununun barolara ve biz avukatlara yüklediği görevlerin gereği olarak yaptığımız uyarılarda bu değişikliklerin kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracağını, bu durumda yargı bağımsızlığından da söz edilemeyeceğini, hakim ve savcı teminatının ortadan kalkacağını, böylesi bir düzenlemenin ise hukuk devletinden, böylesine bir düzende ise hukuk devletinden ve adil yargılamadan bahsedilemeyeceğini gerekçeleriyle birlikte bıkmadan, usanmadan anlattık. Bu anlamda görevini yerine getirmiş yurttaşlar olarak vicdanımız rahat ve müsteriyiz. Ancak yapılan değişikliklerin olası yıkıcı sonuçları nedeniyle de kaygılıyız. Bir diğer önemli husus ise OAL ile birlikte getirilen ve kanaatimizce artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisini de sahiplenilerek kanun hükmünde kararnameler ile devletin yönetilmeye başlanmasıdır. Ne acıdır ki milli irade diye diye geldiğimiz nokta milli iradenin tezahürü olan Büyük Millet Meclisi'nin hak ve yetkilerinin kanun hükmünde kararnameler yoluyla yürütmeye devredildiği meclise gerek ve ihtiyaç duyulmayan bir noktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu